Dünyada hızla yayılarak ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsün neden olduğu hastalıklardan korunma ve kontrol önlemleri kapsamında evde kalmamız ve hijyen kurallarına çok çok özen göstermemiz gerekmektedir. Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi ailesi olarak okulumuz evimiz, evimiz okulumuz diyoruz. Çalışmaya ve öğrenmeye EBA'yla devam. Evde kal, sağlıkla kal, sanatla kal. Hayat eve sığar. Sevgili gençler, bu bir tatil değil. Bu süreçte bol bol kitap okuyalım, EBA TV üzerinden derslerimizi takip edelim. Güzel günler gelene kadar EBA ile kal, sanatla kal, sevdiklerin için evde kal. Merhabalar sevgili gençler. Öncelikle içinde bulunduğumuz bu zor dönemi hep birlikte ve hatta sizin öncülüğünüzde atlatabilmek için hepimizin birer doğal virüs taşıyıcısı olduğumuzu unutmamamız gerektiğini hatırlatmakla birlikte evde kalın çağrımızı tekrarlamak istiyorum. Bununla birlikte evde bulunduğumuz bu dönemde her ne şekilde olursa olsun eğitime devam sloganını paylaşarak EBA'yla eğitime devam diyerek hepinize başarılar diliyorum. Sağlık ve esenlikle kalın. Sevgili gençler, sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için ve ülkemiz için evde kalın, EBA'yla kalın. Ülkemiz koronavirüsüyle kararlılıkla mücadele ederken sağlıkla kal, sanatla kal, sporla kal. Evde kal Türkiye. Merhaba sevgili gençler. Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs sebebiyle bir süreliğine alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Ancak bu durumu hep birlikte eğitimimiz ve derslerimiz için fırsata dönüştürmek kendi elimizde. Hoşçakalın, mutlu kalın. Herkese merhabalar. Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki atlatacağız. Ama burada bilinçli olmak çok önemli. Gerekmedikçe evden çıkmamak, hastalığı sanki biz taşıyormuşuz gibi önlemler almak durumundayız. Bu hepimizi en iyi şekilde koruyacaktır. Bilinçli olmak, farkında olmak ve önlem almak zorunda olduğumuz bir dönem içerisindeyiz. Herkese sağlık diliyorum, evinizde kalın diyorum. Sevgili öğrenciler, yasal olarak da artık evde kalmanızın zorunlu hale geldiği bu süreci yasaklı bir dönem olarak değil de eksiklerinizi tamamlayabileceğiniz, bol bol kitap okuma fırsatı bulabileceğiniz, sanatsal çalışmalarınıza ağırlık verebileceğiniz bir dönem olarak değerlendirirseniz eminim bu süreci çok daha rahat atlatacaksınız. En yakın zamanda sağlıklı, mutlu bir şekilde okulda buluşmayı diliyorum ve evde kalın diyorum. Sevgili öğrencilerim merhaba. Bu süreçte hepimiz evdeyiz, evde kalıyoruz, sağlıklı kalıyoruz ve iyi ders çalışıyoruz. Planlı güzel ders çalışarak, küçük adımlar atarak, küçük hedefler koyarak günümüzü verimli geçirelim. Hepinizi çok seviyoruz ve hepinizi çok özledik. Görüşmek üzere. Ilık bir esinti geldi. Nereden geldiğini bilemedim. Nereye diye sordum. Özlenen her yere dedi. Aklıma ilk gelen sevgili öğrencilerim geldi. Sevgili öğrencilerim, çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Tedirginliğinizi, sıkılganlığınızı, kasvetinizi anlayabiliyorum. Ama biz bu süreci fırsata çevirebiliriz bence. Ne yapabiliriz? Bol bol test çözebiliriz. Bol bol kitap okuyabiliriz. Enstrümanımıza bol bol çalışma fırsatı bulabiliriz. İlerideki hedeflerimizi biraz daha büyütüp bu adımlarda daha büyük bir şekilde gidebiliriz. Kalbimde, aklımda, canımdasınız. Bundan emin olabilirsiniz. Sadece kendinizden değil, çevrenizdeki insanlardan da sorumlusunuz. Şu an ayrı kalmamızın sebebi ileride çok daha güzel günlerde birlikte olabilmemiz için. Limon şehri Mersin'im, evde kal. Güzel ülkemin güzel insanları. Hayat eve sığar, evde kal. Sevgili öğrencilerim, sizleri çok özledim. Sizleri çok seviyorum. Biliyorsunuz, dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs nedeniyle
dışarı çıkmıyoruz. Yani sosyal izolasyona uyuyoruz, evde kalıyoruz. Ancak evde kaldığımız bu süre içinde kitap okumalıyız, çeşitli aktiviteler yapmalıyız ve derslerimizi aksatmadan ebeden takip etmeliyiz. En kısa sürede görüşmek dileğiyle, sevgilerimle. Herkese merhaba. Sevgili öğrenciler, korona salgınından dolayı geçtiğimiz bu süreci kolaylıkla, sağlıkla atlatabilmek adına evlerinizde güvenli alandayız. Bu süreçteki yükümlülüğümüz, üzerinize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmek. Bunun için EBA'yı takip ederek derslerinizde çalışmak, kitap okumak, düşüncelerimizi ve duygularımızı olumlu tutmak, müzik dinlemek, resim yapmak, anda kalmak bizlere katkı olacaktır. Sevdiklerimize ise sevgimizi göstermenin en iyi yolu sosyal mesafemizi korumak olacaktır. Dünya anaya bu şekilde bile katkı olacağımıza inanıyorum. Yaşadığımız süreçte bize gösterdi ki dünyanın ve tabiatın bize ihtiyacı yok. Bizim ona ihtiyacımız var. Umuyorum ki bu süreç sonunda ben yerine biz olduğumuzu anlıyor olacağız. Kendimizi sevmek, doğayı sevmek, dünyada canlı olan her şeyi sevmek ilk görevimiz olmalı. Bunu hayata geçirmek için yaratılmış her şeye öncelikle kendimize, bütüne değer vermek, saygı duymak. İki tane varsa birini paylaşmak ilk hedefimiz olmalı diye düşünüyorum. Sizleri seviyor ve sizlere güveniyorum. Evde sanat var, sağlık var, huzur var. Yaşam eve sığar. Sevgilerim. Merhabalar. Canım ülkemin sağlığı, siz gençliğin, biz öğretmenlerin ve tüm vatandaşlarımızın öncelikli sorumluluğudur. Bu sebeple bilinçliyiz, tedbirliyiz, evdeyiz ve çalışıyoruz. Sağlıklı kal Türkiye. Sevgili gençler merhaba. İçinden geçtiğimiz şu zor dönemde sizlerin en büyük kurtarıcınız yanınızda olan resim kalemleriniz ve çalgılarınız olacaktır. Görüyorsunuz dünyadaki bütün örneklerini insanlar müzikle ve sanatla hayata tutunuyorlar. Ve eminim ki sanat tuttu elimden benim cümlesini hepimize düstur olarak söyleyebileceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, evde kalın, sağlıkla kalın. Sevgili çocuklar merhaba. Şu anda zorunlu bir süreç yaşamaktayız. Hepimiz evlerdeyiz. Evlerden, EBA'dan derslerimizi takip ediyoruz. Sizler de bu süreçte EBA'yı takip edin, derslerinizi takip edin. Tüm eksiklerinizi giderin. Kendinize dikkat edin. Bol bol kitap okuyun. Sevgiyle kalın, evde kalın. Merhabalar. Ülke olarak hazır olmadığımız bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreçte hepimize farklı sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle hepimize düşen ortak sorumluluk, hijyenimize aşırı şekilde dikkat etmemiz gerektiğidir. Bu süreçte dikkat etmemiz gereken bir unsur da şudur ki, ileride telafisi imkansız olayların önüne geçebilmek için evimizde kalmalıyız, mutlu kalmalıyız ve huzurla kalmalıyız. Evde kal Türkiye. Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. İçinden geçtiğimiz bu zor süreci hep birlikte atlatacağız. Tatil değil, uzaktan eğitim. EBA TV'den derslerinizi takip edin. Öğretmenlerinizin size gönderdiği etkinlik ve testleri çözün. Bu arada beslenmenize ve hijyeninize çok dikkat edin. Hayat eve sığar. Sevgili öğrenciler, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum. Hepinizi çok özledim. Çizim yapmayı unutmayalım. EBA'dan derslerimizi takip edelim. Önemli olan sizin sağlık ve mutluluğunuz. Evde kalalım, sağlıklı kalalım. Sevgiler. Gençler merhabalar. Sağlığınızla ilgili olumsuz bir haber almadığım için çok mutluyum. Okulumuzu özlediğinizi biliyorum. Bizler de sizleri özledik. Hayatta bazen buna benzer karanlık günler olabilir. Ancak karanlıklar olmasaydı yıldızları göremezdik. Bu süreçte de iki tane yıldızımız var.
Biri evimiz, diğeri evamız. Evde kalarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumaya, EBA'dan da eğitim sürecimizi tamamlamaya devam ediyoruz. Unutmayalım ki eğitim okullara sığmaz. Kendi sağlığın ve sevdiklerinin sağlığı için evde kal. 14 hijyen kuralına uy, EBA TV'den derslerini takip et ve bol bol kitap oku. Merhaba sevgili gençler. Hayatta bazen bizler beklemediğimiz anda karşımıza alışkanlıklarımızın değişeceği, sorumluluk bilincimiz ve zaman yönetiminin kritiğini yapacağımız anlarla karşı karşıya kalırız. Tam da bu noktada farkındalıklarımızın oluştuğu bu süreçte yaşam ve zaman arasında olgunlaşmaya başlarız. Şimdi hepinizin birer hayali var. Bu hayallerin gerçekleşmesi aslında ileride keşke dememek için zamanın kontrolünü elinize almaktan geçiyor. Ama bu arada o kadar memnuniyetsiz ki tatil olur, keşke okul açık olsa deriz. Okul açık olur, keşke tatil olsa deriz. Ne istediğimizi bilelim. Bilinçli olalım. Gelecekte keşke dememek için kurallara uyalım. Risk almaktansa uyarıları dikkate alarak kendimiz ve sevdiklerimiz için önlemler alalım. Bu süreçte evde kalalım. Kaldığımız saatleri verimli geçirmeye özen gösterelim. Evde kaldığımız şu günlerde eğitiminizin aksanmaması için büyük bir ekip gerçekten sizler için gece gündüz çalışıyor. Hani diyorsunuz ya, öğretmenim, anne baba, zaman yetmiyor, yetiştiremiyorum, çok yoğunum. İşte size zaman ve siz. Bahanelerden uzak, bakalım uzaktan eğitim sürecinde neler yapabileceksiniz. Zaman içerisinde her şey değişecek. Her şey eskisi gibi olacak. Bir tek keşkeleriniz kalacak. EBA'yla kalın, evde kalın, sanatla kalın, hayat eve sığar.